Dostlar merhabalar. ATP bilgisayar halk arzında değişiklik yapıldı. 29 Mart günü SPK halk arz başvurusunda bulunan ATP bilgisayar halk arzı sermaye piyasası kurulu SPK tarafından 20 Mayıs günü onaylandı. ATP bilgisayar halk arzına bireysel yatırımcılar için değişiklik yapıldı. Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halkarzda arzda 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak. Halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı %20 olacak. Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması beklenmekte. ATP bilgisayar halka arzında bireysel yatırımcıya eşit dağılım yöntemiyle halka arz olacak. Şimdi burada şu soru gelebilir. İşte kurumsal yatırımcıya eşit olmayacak mı? Sorusu gelebilir. Arkadaşlar şu anki açıkladıkları bizler için eşit. Yani küçük yatırımcıya, bireysel yatırımcıya eşit olacak. Buradan anlaşıldığı üzere de kurumsal yatırımcıya oransal olarak olacağı anlamı gelebilir. Şirket hisseleri hangi pazarda işlem görecek? Halka sonrasında payların Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmesi için borsaya başvuru yapılmıştır. Halk arzın tamamlanması bu payların borsada işlem göreceği anlamına gelmek, e, gelmemekte. Halk arz edilen payların borsada işlem görebilmesi borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği olumlu karara bağlıdır. Şimdi bu kısım biraz insanın canını sıkabilir. Şimdi Yıldız Pazarı diye yola yola çıkar işte ana pazar alt pazar olabilir mi? Neden olmasın? Yani bu kısım biraz benim midemi işin doğrusu bulandırdı arkadaşlar. Art olarak da şimdi midemi diğer bulandıran kısımda tamam halkars küçük olabilir. Fazla bir piyasaya lot sunmuyorlar ama 24 TL'lik bir fiyat benim biraz moralimi neden bozdu diyebilirim. Şimdi Yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde yetmiş yani. 5 milyon 250, bin, 250 bin lot yurt içi kurumsal yatırımcıya %20 o da 1 milyon 500 bin lot yurt dışı kurumsal yatırımcıya ise %10 o da 750 bin lot gibi bir lotu piyasaya sunacaklar. Şirketin halka arz e, gerekçeleri ve geliriyle ne yapacağı? Halka arz ile şirket diğer değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması şirketin bilinirliğinin artması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin daha güçlü şekilde uygulanması ile birlikte şirketin kurumsal yapıcının güçlendirilmesi ve şirket değerinin ortaya çıkması amaçlanmakta. Şimdi baktığımız zaman Çan 2'de de aynı olay vardı. İşte şeffaflıktır, işte bilinirlikti vesaire. Bunda da aynı olay sunulmuş arkadaşlar. Yani sanki kopyala yapıştır gibi bir şey olmuş bakalım. Şirket değerinin ortaya çıkması amaçlanmaktadır demiş. Şirket, finans ve konuk ağırlama sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin yatırımların boyutunu artırarak sektördeki büyümesini hızlandırmayı hedeflemekte. Şirket, Zenia markasıyla konuk ağırlama sektöründe Türkiye ve Çin pazarlarına ek olarak Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına açılımı hedeflemektedir. Şirketin mevcut uluslararası yapısını farklı ülkelere e, girerek güçlendirmek isteyen şirket bu kapsamda teknolojik altyapısına ve sistemlerine yatırım yapmayı planlamaktadır. Böylece global ölçekteki müşterilere kaliteli çözümler sunmaya devam etmeye ve rekabet gücünü artmayı hedeflemektedir. Ek olarak şirket planlanan büyümeye bağlı olarak personel sayısı için ihtiyaç duyulan ofis ortamlarını hazırlamak amacıyla çeşitli yatırımlar planlamaktadır. Şirketin işletme sermayesinin güçlenmesi ve 31 Aralık 2020 tarihinde CG Çin hissesinin %51'inin satın almasına ilişkin borçların geri ödenmesi halkarz gelirlerinin kullanılacağı alanlardan diğer ikisini oluşturmaktadır. Şimdi burada anladığımız kadarıyla bu vatandaşlarda biraz boş da var arkadaşlar. Yani tabi sizin de değerlendirmeniz olacaktır ama e, burada da onu biraz açıklamaya çalışmışlar. Hatta biraz da aşağılara koymuşlar. Sanki biraz daha yorulursak e, görmeyiz gibi bir şey olmuş. Kullanım alanları nelermiş? ZTB Zen markasının global pazarlarda açılım e, yapısının e, planlar doğrultusunda oluşturulması %24 ARGE yatırımlarının Ölçeğinin artırılması ve aktif projenin hızlandırılması %20 ATP global açılımı ve satışlarını destekleyen teknoloji araçlarının alt, yapım, alt yapısı ve bulut sisteminin ölçeklendirilmesi %18 Şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi %17 ATP Zin markasının global pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmesi %10 şirketin e, Çin Çin IT LTD firmasının %51'inin alımından kaynaklanan borcunun geri ödenmesine de %8 harcanıyormuş. Baktığımız zaman az bir kısımmış arkadaşlar. Hani %51'ini almış ama e, %8'ini ödeyeceklermiş e, buradan gelecek parayla. Şirketin büyümesini destekleyen fiziksel ortamların oluşturması için ise %3'lük bir kısmını kullanacaklarmış. İhracı tarafından verilen taahhütler şirket 12 Nisan 2021 tarihli 2021'e 13 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca verdiği taahhüt ile şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca herhangi bir bedeli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını ve bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını taahhüt etmiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şurada genel olarak yatırım kısmına baktığımız zaman gayet başarılı. Yani şurada da ödeyece kısım %8'lik bir kısımda şuradaki almış olduğu şirketin %51'lik bir kısmının borcu olduğunu söylüyor ama tabi %8'lik kısmını harcayacak ama şirkete ne kadarlık bir borcu var onu bilmiyoruz. Şimdi küçük bir e, halka arzı olacak. Baktığımız zaman lot miktarı çok az. 7 milyon 500 bin hiçbir şey. Ama şu 24 TL'lik bir fiyat kısmı insanın biraz canını sıkıyor arkadaşlar. Yani şimdi e, baktığımız zaman e, sağlam köklü firmaların şimdi 10 liralarda 20 liralarda gezdiği zamanlarda yeni halka az olacak bir şirketin daha doğru düzgün bir tanınılığı olmadan işte zaten şirket kendisi şöyle işte tanınılığımız yok tanınılığımız artacağız işte güvenilir bir şirket olduğumuzu ispatlayacağız vesaire vesaire gibi bir paylaşımlarda bulunuyor. Yani 7 milyon 5 bin eyvallah lot piyasaya sürmüşsün ama 24 TL biraz benim için fazla geldi arkadaşlar. Tabi şirket gün içerisinde veya da halka arz öncesinde yine bir açıklama yapacaktır. Şayet bir açıklama yaptığı zaman da sizlerle paylaşacağız. Yani genel olarak kendi gözümden bakacak olursam Fiyat kısmı benim için biraz pahalı. Ama bu fiyat kısmının pahalı olmasını da 7 milyon 500 binlik bir lota bağlıyorum. Yani lotunun az olmasına bağlıyorum. Çünkü piyasada çok fazla bu hisse senedinden olmayacak. Baktığımız zaman da %20 olarak yani halka arz olmuş olacak. Yani %80'lik bir kısmı yine şirketin elinde olmuş olacak. Yani böyle şirketler genel olarak iyidir. Ama fiyat kısmı biraz benim için pahalı geldi. Şimdi yurt içi bireysel yatırımcı tamam gayet başarılı yüzde yetmişlik bir kısmını vermiş. Yine bizler için Allah razı olsun diyelim. büyük bir kısmını aslan payını bizlere vermiş. Ama yurt içi kurumsal yatırımcıya bir buçuk milyonun verilmesi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıya ise 750 binlik bir lotun verilmesi kısmı da tabi insanın biraz daha canını sıkabilir. Niye? biz küçük yatırımcı olarak herhangi bir sıkıntı görüldüğü zaman veya da halka arıza girmiş olan işte ne bileyim bir 10 not alır 20 not alır vatandaş orada bir 50 lira gördükten sonra kaçtığı için e, haliyle bu vatandaşlar da al, alacakları için de e, bizler sıkıntı yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Bu kısımda biraz e, benim canımı sıktı diyebilirim arkadaşlarım. Yani baktığın zaman 2 milyonun üzerinde hatta 2 milyon 250 binlik bir e, kısım yurt yurtdışı kurumsal yatırımcıya ve yurt dışı kurumsal yatırımcıya verilecek bu kısım biraz daha bizi zorlayabilir arkadaşlar. Ee, genel olarak şirket bu şekilde bir açıklama yapmış. Ee, baktığımız zaman e, harcama kısımları veya da parayı kullanacak kısımlar benim için gayet şu anlık bir olumlu. Yani olumlu gözüküyor. Şirketin tabi açıkladıkları şeylere göre konuşuyorum. Olumlu. Hatta şu kısım bile olumlu. Ama tabi burada ne önemli? İşte dese ki şirketin işte %51'lik bir kısmını aldık. İşte %8'lik kısmı nedir? İşte örnek veriyorum. 100 lira borcum vardır. İşte %8'lik kısmıyla işte 20 lirasını ödeyeceğim. İşte kalacak 80 liralık bir borcum kalacak. Onu da tabi gün geçtikçe ödeyecek gibi bir açıklama yapmış olsaydı benim için daha da güzel olurdu arkadaşlar. Bakalım yine bunu yakını takip edeceğiz. Herhangi bir haber gördüğümüz zaman da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Halk arıza girecek arkadaşlar için hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum.